Merhaba arkadaşlar, ben Ayça. Bugün yine yeni bir kahve falıyla geldim ve kova burçları için niyet ettim. Bakalım kahve fincanında neler var. Bu arada şöyle bir şey var. Her zaman en az izlenen genellikle kova burcu oluyor. Yani her videomun mesela izlenme sayısına baktığımda gerçekten her zaman en az izlenen her zaman kova burcu içeriği oluyor ve belki onların özgünlüklerinden, belki işte o farkını konuşturmasından dolayı bilemiyorum ama az olsun, öz olsun, beni işte seven olsun diyorum. Şimdi burada hemen baktığımda sevgili kova burçları ilk olarak elini yukarıya doğru kaldırmış ve bir şans ya da fırsat yakalamaya çalışan bir insan olduğunu görüyorum. Hatta size şöyle göstermek istiyorum. Hemen kendisi şurada. Şu da yine sanki kolunu yukarı doğru kaldırması. Yani şunu söyleyebilirim, hayatınızda bir takım ayak bağı olanlar olabilir. Bence insanın hayalleri her zaman onun benliğine, kişiliğine yakışan, yaraşan ve onu mutlu eden türden şeyler olmalı. Ve burada hayallerine giden yolda ilerlemeli. Yani yakalamak istiyorsa bir fırsatı yakalamalı. O yüzden burada yani bazen söylenenleri çok dinlememek gerekiyor. İnsan bazen kendi bildiğini okuyacak. Mesela ben kendi bildiğimi okumasam şu an belki işte o bakınca görünen 4,44 bin aboneye sahip değildim. O yüzden yine şans yakalamak bazen insanın kendi elinde. Ama burada şöyle bir şey olduğunu gördüm. Mesela şurada yine C'ye ya da Ç'ye benzeyen bir şekil var ve yani aslında yakalamak istediğiniz fırsatın bir yerde kapalı kalmış bir hali olabileceğini görüyorum. Ama şurada da böyle uçuşan bir şey var. Yani burada hani böyle pervane iki yana döner ya, şunu iki yana döndürsek olabilir olarak gözüküyor. Yani bazen hayatta bir takım böyle kapalı kalmış şanslar olabilir. Ama kova burçlarında yine fark ettiğim bir şey. Yani istiyorsa yine o bir şekilde ayağına gelir. İstiyorsa bir şekilde yolunu bulur ve onu aslında kendisine doğru alır. Yani burada bunu demek istiyorum. Kısacası her zaman insanın bu kendi elinde olan bir şey bir yerde diyelim kapalı kaldı. Aynı böyle sizin istediğiniz türde değil de C harfi gibi başka bir yöne doğru ilerliyor. Yine buradaki işte görünen bir rüzgar gülü ya da bir pervane gibi şekil onun eninde sonunda size geleceğini gösteriyor sevgili kova burçları. Yani benim diyebileceklerim bu kadar. Bakalım bir de tabağınıza geçelim. Tabağınızda neler var? Yani bir kova burcu bence her zaman tarzını konuşturmalı, özgünlüğünü konuşturmalı. Ama burada sevindirici bir haber olduğunu görüyorum. Yani biri gider yerine yenisi gelir. Burada yine ona benzer yakalamak istediğiniz fırsatı yakalayacağınızı görüyorum. Tarzınızı da dediğim gibi her zaman konuşturun diyorum. Burada en az beni izleyen kova burçları olabilir ama dediğim gibi az ve öz olması her zaman değerlidir. Radikal kararlar da hayatınızda olabilir. Ben Ayça, geldiniz, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Tekrardan başka fallarda görüşmek dileğiyle.